Merhabalar. Sürdürülebilir finans konusuna üçüncü video ile devam ediyoruz. Yeşil finansman, artan nüfusa bağlı yükselen enerji talebi, tükenen fosil yakıtlar ve doğal kaynaklardan dolayı oluşan sorunlara uygun çözümler sunma noktasında devreye girmektedir. Birçok banka ve finansal kuruluş, çevresel problemlerin büyük bir kısmına hitap edecek ve yatırımcılara da son derece cazip gelen geniş bir yelpazede sürdürülebilir finans ürünleri sunmaktadır. 2018 yılında Kredi Piyasası Birliği ve Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği tarafından Yeşil Kredi ilkeleri yayınlanmıştır. Bu ilkeler ile finansal kuruluşların ve kredi kullanacak yatırımcıların çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri kolaylaştırması amaçlanmıştır. Söz konusu ilkeler, yeşil kredileri geliştirmek ve desteklemek amacıyla yeşil kredi piyasası için bir değerlendirme ölçütü niteliğindedir. Bu ilkelere göre yeşil kredi tamamen veya kısmen yeni veya mevcut uygun yeşil projelerin finansmanı veya yeniden finansmanı için sağlanan her türlü kredi aracı olarak tanımlanmaktadır. Yeşil projeler ile kasıt, yenilenebilir enerjinin üretimi ve iletimi, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği adaptasyonu ve yeşil binalar şeklinde özetlenmektedir. Bu kapsama giren projeler için sağlanan yeşil krediler, uzun vadeli ve düşük faizli ödeme planları içermektedir. Yeşil kredi ilkeleri şu şekildedir: gelirlerin kullanımı, yeşil kredi gelirleri, finansman belgelerinde uygun şekilde açıklanmış olan yeşil projeler için kullanılmalıdır. Krediyi kullanan taraf, finansal belgelerinde söz konusu kredinin kullanımıyla sağlayacak çevresel faydayı açıkça belirtmelidir. Proje değerlendirme ve seçme süreci. İlgili projelerin değerlendirilmeleri sonucunda uygulanabilir olduklarına karar verilmesi durumunda projeler sayısallaştırılarak net çevresel fayda ortaya çıkarılması aşamasına geçilir. Borç veren ile borçlanan tarafın şeffaf bir şekilde iletişim kurması amaçlanır. Bu aşama proje değerlendirme ve seçim açısından son derece kritiktir. Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri, projenin hangi kategoriye uygunluk gösterdiği ve söz konusu projenin finansmanı ile oluşabilecek çevresel ve sosyal risklerde bu aşamada net şekilde belirlenir. Gelirlerin yönetimi, şeffaflığı sağlayabilmek adına yeşil krediler aracılığıyla yapılan yatırımlardan elde edilen gelirlerin bu konuya özgü bir hesaba yatırılması ve borçlu tarafından düzenli bir şekilde takibi demektir. Yeşil proje, gelir takibi için kredi kullanan tarafın iç yönetim süreçlerinin de titiz bir şekilde planlanmış olması önemlidir. Raporlama. Şeffaflığa ek olarak hesap verilebilirlik de hayati durumdur. Buna göre gelirlerin kullanımına ilişkin güncel bilgiler kredi ilişkisi tamamlanana kadar raporlanmalıdır. Bu raporlar yıllık bazda olabileceği gibi yaşanabilecek olağanüstü gelişmelere bağlı olarak ihtiyaca hizmet edecek şekilde detaylandırılabilir olmalıdır. Türkiye'deki yeşil krediler Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından verilmektedir. Söz konusu yeşil kredilerin yatırım projelerine aktarılmasına ise Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankalar, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, Türk Exim Bank, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı, KOSGEB ve Turizm Bakanlığı gibi özel ve yarı özel kamu kurumları aracılık etmektedir. Yeşil kredilerin krediyi kullanan firmalara faydaları bulunmaktadır. Hem firmanın sürdürülebilirlik alanında duyarlı ve sorumlu tavrı kurumsal kimliğini desteklemekte, hem de bu krediler özelindeki cazip faiz oranları ve ödeme planları firmalara ciddi avantaj sağlamaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları sürdürülebilirlik konusunu yakından takip etmekte ve sundukları tüm ürün ve hizmetlere entegre etmek üzere yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.
Kredi ürünlerini de çevreye duyarlı olacak şekilde güncellemektedirler. Bireysel ve kurumsal anlamda değişen ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş kredi örnekleri sunulmaktadır. En öne çıkan yeşil krediler, konut alımı, araç alımı, girişimcilik ve KOBİ'lere yönelik özel paketler şeklinde özetlenebilir. Sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan Garanti Bankası bu alanda da birçok ilke imza atmış durumdadır. Türkiye'deki ilk yeşil kredi anlaşması 10 milyon dolar tutarındaki kredi için zorlu enerji ile gerçekleştirilmiştir. Kredi faizi de şirketin sürdürülebilirlik performansına endekslenmiştir. Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Garanti Bankası ile Türk Exim Bank ile 2019 yılında Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi protokolü imzalanmıştır. Polat Enerji ile toplam 44 milyon doları tutarında imzalanan sözleşme ile cinsiyet eşitliği kredisi kullandırılmıştır. Söz konusu kredi hem Türkiye'de hem de dünyada ilktir. Cinsiyet eşitliği kredisiyle Garanti Bankası, Polat Enerji'ye cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda indirim yapmaktadır. Bir diğer örnek çevreci taşıt kredisidir. Sıfır kilometre ve ikinci el elektrikli ve hibrit taşıt alımlarında avantajlı şartlar sunan çevreci taşıt kredisi opsiyonludur. Yeşil Mortgage adı altında sunulan yeşil kredi, enerji kimlik belgesine göre A veya B enerji sınıfına sahip konut inşa eden yapsatçılardan ya da banka olarak dahil olduğu konut projelerinden konut satın alımlarında geçerli avantajlı faiz oranlarına sahiptir. Türkiye'nin ilk yeşil konut kredisidir. Çevreci taşıt kredisi teklifleri çeşitli bankalarda yer almaktadır. Bu kredi tipinin piyasaya sunulmasıyla bankaların araba kredilerinin %50 civarında artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Garanti Bankası ayrıca Türkiye'nin ilk yeşil proje finansmanına ilişkin kredi anlaşmasını 4 yerli ve 2 yabancı banka katılımıyla Akfen Yenilenebilir Enerji ile imzalayan bankalar arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli banka olan Akbank'ın yeşil kredi ürün portföyünde ihtiyaçlara yönelik çeşitli ürünler yer almaktadır. Düşük karbon emisyonuna geçiş kredisi, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan firmalara verilen özel bir kredi türüdür. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ürün ihraç eden şirketlerin karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik faaliyetlerini teşvik etmesi amaçlanıyor. Kredi kapsamında öncelikli olan sektörler, iklim kriziyle ilgili öncelikli önlem alınması gereken çimento, makine, otomotiv, tekstil, elektrik, alüminyum, demir çelik, gübre, ulaştırma, tarım, kimya, gıda ve havayolu sektörleri olarak belirlenmiş durumdadır. Bankanın KOBİ Eko dönüşüm paketi adı altında KOBİ'lere yönelik çeşitli yeşil kredileri bulunmaktadır. Örneğin yenilenebilir enerji kredisi, yenilenebilir enerjilerin üretim, kullanım ve dağıtımına yönelik yatırım yapan ve bu tip yatırımlarda kullanılacak özellikle malzemelerin ve yedek parçaların üretimi ve satışına yönelik kredidir. Atık yönetimi kredisi ise atık önleme, atık azaltma, atık geri dönüşümü alanında yatırım yapan ve üretime geri kazanılmış, dönüştürülmüş ham madde veya ara mamul kullanımına yönelik faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik bir diğer önemli yeşil kredidir. Yapı Kredi Bankası, A ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olan konut alımlarına yönelik doğa dostu mortgage ürünüyle avantajlı şartlar sunmaktadır. Bir diğer ayrışan ürün doğa dostu taşıt kredisidir. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik özel yeşil kredi ürünüdür. Banka ayrıca 2021 yılında kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğini bildirmiştir. İş Bankası yeşil kredi ürün portföyünde de birçok farklı seçenek yer almaktadır. Çevreci ihtiyaç kredisi ürünü, yapı izolasyonu, güneş paneli kurulumu, beyaz eşya dönüşümü ve ısı koruma gibi alanlarda çevreci çözümler için faydalanılabilecek avantajlı bir üründür.
Çevreci iş yeri kredisi ile enerji tasarrufu sağlayan enerji kimlik belgesi, LEED yani Gold ve üstü kategori veya BREEAM yani Very Good ve üstü kategori sertifikalarına sahip yeşil binalardan iş yeri alacaklara avantajlı şartlar sunulmaktadır. Elektrikli şarj istasyonu, kurulum kredisi ise elektrikli ve hibrit araçların kullanımının artmasına destek olmak, elektrikli araç sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve araç sahiplerinin yaygın şarj ünitelerine kolaylıkla erişimini teşvik etmek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarının tesisi için finansman sağlayan bir üründür. Bir diğer ayrışan ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan kredi ürünü işte güneş kredisidir. Bu krediyle öz tüketim amaçlı çatı, cephe ve arazi tipi lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımlarına finansman desteği sunmaktadır. Halkbank, kendi faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları enerjiyi lisans gerektirmeden üretmek isteyen, iş yerlerinde enerji verimliliği yatırımı yaparak tasarruf sağlamak isteyen, yeşil sertifika sahibi olan firmalara yönelik olarak Yeşil Enerji Kredi Paketi adı altında çeşitli alternatifler sunmaktadır. Kadın girişimcilere özel krediler, bankaların kadın girişimcilere özel olarak sunduğu girişimciliği teşvik eden birçok kredi çeşidi de bulunmaktadır. Öne çıkan birkaç uygulama şu şekilde özetlenebilir. QNB Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi. QNB Finansbank ve Türk Exim Bank arasında imzalanan protokol kapsamında ihracat yapan kadın girişimcilere yönelik hem TL hem yabancı para cinsinden kullanılabilecek avantajlı oranlar sunulmaktadır. Garanti Bankası Kadın Girişimci Destek Kredisi. Garanti Bankası Uluslararası Finans Kurumu ile kadın girişimcilere özel Türkiye'nin ilk sosyal bono ihracını gerçekleştirmiştir. Bu bono ile kadınlar tarafından yönetilen işletmelere yönelik olarak 36 aya varan vadelerle finansman sağlanmaktadır. Garanti Bankası ayrıca 2006'dan beri Kagider İşbirliği ile Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasını düzenlemektedir. Yarışma, Türkiye'nin kadın girişimcisi, Türkiye'nin gelecek vadeden kadın girişimcisi, Türkiye'nin yöresinde sürdürülebilir fark yaratan kadın girişimcisi ve Türkiye'nin kadın sosyal etki girişimcisi olmak üzere 4 kategoride yapılmaktadır. Akbank Kadın KOBİ Paketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteği programı kapsamında 100 milyon dolar EBRD kaynağı ve %80 KGF teminat desteği ile yönetim sorumluluğunun bir kadında veya çoğunluğu kadınlarda olan KOBİ'lerin yararlanacağı Kadın KOBİ Paketi ile finansmana erişimi kolaylaştırmaktadır. Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik kredidir. Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, tavukçuluk, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında canlı hayvan alımı, basit sera yapımı, kiralık işletmeler için kira ücreti, makine ekipman alımı gibi çeşitli başlıklar için faydalanılabilmektedir. Bankaların yanı sıra kadın girişimcilere yönelik çeşitli destekler sunan diğer önemli kuruluşlar arasında KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yer almaktadır. Kadın girişimcilere KOSGEB kapsamında Halkbank tarafından işletmelerini kurmadan önce ve kurduktan sonra olmak üzere iki ayrı başlıkta kredi kullandırımı yapılmaktadır. Kredi Garanti Fonu ise TOB, TESK, KOSGEB, kamu bankaları ve özel sermayeli bankalar ile işbirliği içerisinde girişimci kadınlara yönelik kredilerin bankalardan alınmasını sağlayan önemli kuruluşlardandır. Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin müteselsil kefil olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. TKDK, Avrupa Birliği kapsamındaki katılım öncesi mali yardım kırsal kalkınma programı aracı tarafından desteklenen süt üreten tarımsal işletmeler,
kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı et üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması gibi alanlar için kadın girişimcilere hibe desteği sağlanmaktadır. Sürdürülebilir turizm nedir? Sürdürülebilir turizm, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan, ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından sürdürülebilir turizm ilkeleri oluşturulmuştur. İlkeler şu şekilde sıralanmıştır. Ekonomik süreklilik, turizm girişimlerinin büyümeye devam ederek uzun vadeli fayda sunabilmeleri için sürekliliklerini ve rekabet edebilirliklerini sağlamak. Yerel kalkınma, ziyaretçilerin yerel harcama oranını arttırıcı faaliyetleri destekleyerek turizmin ev sahibi destinasyona katkısını çoğaltmak. İstihdam kalitesi, ırk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılıktan uzak durulmasını sağlayarak mesleki uzmanlaşmaya destek olmak, ücret ve hizmet kalitesini iyileştirmek, turizm ile yaratılan istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmak. Sosyal katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği, gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda turizmden elde edilen faydanın genele adil bir şekilde dağıtılmasına çalışmak. Ziyaretçi memnuniyeti, ırk, cinsiyet, engellilik, yaş gibi herhangi bir konuda ayrımcılık yapılmaksızın ziyaretçilere güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir, yenilikçi bir deneyim sunmak. Yerel kontrol, yerel yönetimin planlama, yönetim, uygulama süreçlerinde diğer turizm paydaşları ile istişare içinde olmasını sağlamak. Turizmin bölgedeki gelişimi konusunda yerel yönetimleri ilgili aşamalara dahil ederek yetkilerini arttırmak. Toplumsal refah, sosyal bozulmaya ve istismara sebep olmadan yerel halkın sosyal yapı ve imkanlara, yaşam destek sistemlerine erişimlerini sağlamak. Böylece yaşam kalitelerini korumak ve iyileştirmek. Kültürel zenginlik, ev sahibi toplumların kültürlerine, geleneklerine, ayırt edici özelliklerine, tarihsel miraslarına saygı duymak ve değerlerini koruyarak arttırmak. Fiziki bütünlük, kentsel ve kırsal alanlardaki kaliteyi korumak, iyileştirmek, bu alanların fiziki ve görsel açıdan bozulmalarına engel olmak. Biyolojik çeşitlilik, doğal alanların, yaşam alanlarının, yaban hayatının ve türlerin korunmasına destek olmak, olası zararı en aza indirmek, kaynakların verimli kullanımı ise turizm tesisleri ile hizmetlerinin gelişiminde ve işletmesinde sınırlı ve yenilemeyen kaynakların kullanımını en aza indirmek. Çevresel etki, turizm işletmelerinden ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, kara kirliliğini ve atık üretimini mümkün olan en az seviyeye indirmek, yöre halkını, işletme çalışanlarını, ziyaretçileri çevresel etki konusunda bilgilendirerek sorumlu işletme, sorumlu turist kavramlarını yaygınlaştırmak. Turizm sektörü dünya genelinde yıllık olarak yaklaşık %4'lük büyüme trendine sahip olan bir sektördür. Seyahat, konaklama ve diğer aktiviteleriyle beraber küresel karbon salınımının ise yaklaşık %10'una sebep olmaktadır. Salınımın büyük kısmı turizm aktivitelerinin içerdiği ulaştırma, alışveriş ve gıda sektörlerinden gelmektedir. Özellikle belirtilen sektörlere yönelik olarak finansal anlamda sürdürülebilir projeler üretmek, salınımı kontrol altına alabilmek açısından son derece önemlidir. Akbank Mavi Finansman Ürün Paketi adı altında sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması, liman faaliyetlerinde denizlerin korunması ve düşük karbona geçişin hızlandırılması için Mavi Turizm Kredisi, Mavi Liman Kredisi ve Mavi Ulaşım Kredisi gibi üç farklı başlıkta kredi sunmaktadır. Söz konusu krediler,
Turizmde çevresel ayak izinin azaltılması, denizlerin korunması, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kirlilikle mücadelenin desteklenmesi kapsamında kullanılabilir durumdadır. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, sürdürülebilir turizm ve yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılmak üzere Fransız Kalkınma Ajansı'ndan kredi temin etmiş durumdadır. Denizbank da sürdürülebilir turizm sektörünün finansmanına odaklanmış önemli bankalar arasındadır. Sürdürülebilir tarım nedir? Sürdürülebilir tarım, insan hayatının devamı için yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalarının bütünü olarak tanımlanabilir. Üretimde doğa ile uyum esastır. Endüstriyel tarım, üretim aşamasında daha ekonomik görünse de uzun vadede doğa ve canlı yaşamı için ciddi riskler barındırmaktadır. Sürdürülebilir tarımda kaynakların verimli ve etkili bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Tarımsal sulamanın aşırı kaynak tüketiminden kaçınılarak yapılması son derece önemlidir. Tarımsal faaliyetlerin toprakta bozulmalara yol açmaması, erozyon gibi yıkıcı etkilerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üretilen gıda maddelerinin hem ekolojik dengeye hem de insan sağlığına zararlı etkilerinin bulunmaması beklenmektedir. Aynı şekilde tarımsal üretimin uygulamalarının ve üretilen gıda maddelerinin doğal yaşama ve canlılara zarar vermemesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım için en önemli nokta toprağı boş bırakmak yerine dönüşümlü ekim yapmaktır. Yabancı otlar toprağın verimsiz hale getirebilmektedir. Bunun önüne geçmek için de farklı bitki türleri, ekmek ve toprağı bu şekilde beslemek gerekir. Toprağı sürmek önemli bir aşamadır. Tohumun toprakla temas etmesi, bu yolla toprağın daha verimli hale gelmesi ve erozyonun önlenmesi amaçlanır. Tarım ve böcek ilaçları hem ekosisteme hem de ürüne ve ürünün sürekliliğine zarar vermektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir tarımda tarım ve böcek ilacı gibi doğal olmayan ayrıştırıcı ürün ve yöntemlerden de uzak durulması gerekmektedir. Sürdürülebilir tarımın sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda küresel düzeyde etkilerine sahiptir. Aynı zamanda geçimini tarımdan sağlayan nüfus yerinde istihdam edilerek tarımsal nüfusun kırsal toplum olma özelliğini korumaktadır. Organik tarım, tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir. Ülkemizde iyi tarım uygulamalarına ilişkin ilk yönetmelik 2004'te resmi gazetede yayınlanmıştır. İyi tarım uygulama desteklerinin ilki de 2010'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hem iç pazar hem dış pazar açısından organik tarım ürünlerine talebin de artmasıyla 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren organik tarım ürünleri üretimi ivme kazanmıştır. Sürdürülebilir tarımın üretim şartlarını yerine getirebilmek adına finansal anlamda desteklenmesi, sektör gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ulusal ve global anlamda birçok banka sektörü destekleyici finansal araçları piyasaya sunmaktadır. 2022 itibariyle Dünya Bankası, Türkiye'nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi büyümesini desteklemek için 341 milyon dolarlık krediyi onaylamış durumdadır. Söz konusu kredi, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi için kullanılacaktır. Söz konusu krediden yaklaşık 80 bin çiftçi, veteriner ve hizmet sağlayıcının faydalanması
öngörülmektedir. Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi, yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanması ve kullanılması, hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesi, kaynak verimliliğini iyileştirmeye ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojilerin uygulamaya konulmasını hedefleyen kapsamlı bir projedir. Ayrıca proje, kadınların eğitimlere ve tarımsal danışmanlık destek hizmetlerine katılımlarını teşvik ederek, finansman fırsatına erişimi iyileştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili analizlerin ve politika oluşturmanın kolaylaştırılması için veriler üretmeye odaklıdır. Ülkemiz bankalarından Ziraat Bankası, tarım kredileri açısından oldukça çeşitli kredi çözümleri üreten önemli bankalardan bir tanesidir. Genç çiftçi kredileri, kadın çiftçi kredileri, altın kovan kredisi, güneş enerjili tarımsal sulama kredisi, üreten kooperatif kredisi, tarım transfer kredisi gibi alternatifler mevcuttur. İş Bankası'nın sürdürülebilir tarım özelinde sunduğu kredi teklifleri bulunmaktadır. Tarımsal üretimde temiz enerji, yani güneş, su, rüzgar enerjisi gibi kullanan atık yönetimi, su yönetimi, ham madde verimliliği, yenilenebilir enerji üzerine öne çıkan teknolojileri kullanan yatırımlar için Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı, yani TURSEF kapsamında Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, yani EBRD kaynaklı kredi kullandırılmaktadır. 2021'de Denizbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi ile 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağlamıştır. İşlem 22 ülkeden 49 katılımcı ile sektörün en geniş katılımlı sendikasyon kredilerinden birisidir. Şekerbank, tarımsal eko kredi ürünü ile modern sulama ekipmanları, güneş enerji sistemi ve hayvancılık tesislerine biyogaz enerji projeleri için avantajlı şartlarla kredi sağlamaktadır. Garanti Bankası ürün portföyünde de organik tarımı, doğrudan ekimi, tarımda enerji verimliliğini destekleyen çeşitli yeşil kredi seçenekleri mevcuttur. Akbank sürdürülebilir tarım kredilerini sera kredisi, damlama sulama kredisi gibi kullanım amaçlarına göre çeşitlendirmektedir. 2022 itibariyle Yapı Kredi Bankası sürdürülebilirliğe bir tohum da bizden projesi kapsamında çeşitli illerde sunduğu yeni nesil tarım eğitimleriyle kadın çiftçileri sürdürülebilir tarım konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, bitkisel ürün üretirken maliyet azaltmanın yolları ve tarımda finansal okuryazarlık konularına odaklanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere, saygı ve sevgilerimle.